Arkadaşlar herkese selam. Aylardır beklediğimiz günler nihayet geldi. Bitcoin ile 8000 dolarda uyandık. Bitcoin'deki hareket altcoin'lere de yansımaya başladı. Halen alım yapmayı bekleyen ve hatta piyasaya yeni gelen arkadaşlar var. Hangi coin'e nereden gireceğini bilmiyor olabilirsiniz. Birazdan 5-6 coin'i inceleyeceğim. Sağlam bir sepet yapacağız. Bari bunları kaçırmayın istiyorum. Önce Bitcoin'e bir geniş açıdan bakalım. Ardından altcoin'lere geçeriz. Hazırsak başlıyorum. Bitcoin'de arkadaşlar 10 Kasım 2021 tarihinden 9 Kasım 10 Kasım 2022 tarihine kadar arkadaşlar bildiğiniz gibi 69 bin dolar seviyelerinden 15.449 dolar seviyene kadar düşüş görmüştük bildiğiniz gibi. Daha sonra arkadaşlar bu bölgelerde yaşadığımız yükselişlerle şu an geldi 56.650 dolar seviyelerinde, yani ve de sabah saatlerinde de arkadaşlar 57.540 dolar seviyelerine mum attık arkadaşlar, ulaştık. Gördüğünüz gibi aslında bu seviye bizim buradaki düşüşün Fibonacci seviyesinde arkadaşlar 0.786'ya denk geliyor. Ve de gördüğünüz gibi arkadaşlar şu alanda her zaman çok güzel bir şekilde Bitcoin Fibonacci'ye riayet etmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benim şu an peki beklentim neler? Hemen ondan da bahsedeyim. İlk olarak arkadaşlar 0.786 seviyelerinde güzel bir yükseliş ile birlikte bu bölgelerde kalıcı olmalıyız. Eğer olamazsak arkadaşlar şuradaki turuncu bandın, yani 50.000 ve de 48.500 seviyelerinde tutunmamızı bekliyor olacağız. Bir sonraki hamlede arkadaşlar 0.5 seviyesinin tutmasıdır. Yani tekrardan arkadaşlar şöyle bir ivmelenip tekrardan geri gelip bu sefer 1'i, yani tekrar yeni bir ATH'ı hedefleyebiliriz arkadaşlar. Yani yakın gelecek söyleyecek, ama dediğim gibi bu bölgelerde de yapılabilecek parçalı alımlarla maliyetimizi arkadaşlar düşürebiliriz. İlk coin'imiz Sui, haftalardır söylüyoruz, takip ediyoruz. Henüz gerçek anlamıyla boğa görmedi, hatta tadına bile bakmadı arkadaşlar. Sui başlı başına bir L1 ekosistem, defalarca anlattık. Ayrı bir cüzdanı, ayrı bir programlama diline sahip. Toplam arzı 10 milyar ve de 1.2 milyarı dolaşımda. Bugünlerde 4 milyon adetlik bir de büyük olmayan kilit açılımı var. Hemen analizine bakalım. Geçenlerde 70-80 cent iken spot veya vadeli alım yapabilirsiniz dedim de negatif yorum atan arkadaşlar olmuştu. İnşallah bu videoyu da izliyorlardır. Şu an 2 dolar seviyelerine kafa attı ve de anlık fiyatı 1.66 dolar. Artık XRP gibi boğa görmüş, nereye gideceği iyi kötü belli olan coinlerden ufak ufak vazgeçmenizi tavsiye ediyorum. Bu coinleri spotta alt tut diyen arkadaşlara da fazla itibar etmemenizi öneriyorum arkadaşlar. Haberlerle birlikte arkadaşlar anlık pump dump olabilir. Futures'ta onlara bakarız. Ben de o işlemleri yapıyorum, ama spot kısmında tutmak bugünlerde hiç cazip değil. Çünkü az sonra bahsedeceğim coinler daha piyasaya çıkalı bir ay oldu, bazısı hatta olmadı bile. Yani boğa görmediler. Çok daha yüksek potansiyele sahipler. Ayrıca çeşitli airdroplarında kilitlerini açıyorlar. Bu yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Sıradaki projem Dimension. Proje detaylı sizi boğmak istemiyorum. Proje basit işlemlerle herkesin roll-up oluşturabilmesini sağlıyor. Listelemeden önce de topluluğa çok ciddi bir airdrop atmışlardı zaten. Hatta 5 dakikasını ayıran herkese 2000 dolar civarında DM attılar. Üşenmedim saydım, 8 kere bahsetmişiz bundan. Yani bizi takip edip alamayan olması oldukça üzücü arkadaşlar. Bunca paylaşım boşa gitmesini istiyoruz. Bugün bize ne vaat ediyor arkadaşlar, hemen ona da bakalım. Cosmos ekosistemindeki projeler stake ve de partner projeleri çok seviyorlar. Örneğin birazdan bahsedeceğim Celestia'yı da stake edenler DM coin airdrop kazandılar. Biz de bu geleneğin DM ile devam edeceğini düşünüyoruz ve de sizlere DM alıp stake etmenizi öneriyoruz arkadaşlar. DM coin'i borsadan alıp aktif setteki validatörlere stake etmeniz gerekiyor. Bize de stake edebilirsiniz. Biz de aktif setteyiz arkadaşlar. Airdrop kazanmak için kaç tane koymak gerekiyor derseniz bunu kimse bilemez. Ama bütçenize göre ve de cüzdan sayısını çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin 1000 tane alabilirsiniz. 500 artı 200, 200, 100 gibi 4 farklı cüzdana bölme şansınız var arkadaşlar. Bu sadece bir örnek. DM coin toplam arzı 1 milyar ve de %15 dolaşımda. Ve de arkadaşlar yanılmıyorsam yarısından çoğu da stake'li bir vaziyette şu an hodl edilmekte. Yaklaşık 1 yıl boyunca da büyük bir de arkadaşlar kilit açılımı yok. Hemen analize bakalım. DM coin'e de baktığımızda arkadaşlar bildiğiniz gibi 5.58 seviyelerinden çok güzel bir yükselişle 8 dolar seviyelerini görmüştük. Daha sonra 6.88'den de çok güzel bir yükselişle neredeyse 1-2 mumda arkadaşlar 8.80 seviyesiyle yeni bir ATH yapmıştık. Ama daha sonra arkadaşlar artık airdrop satışlarıyla birlikte bir miktar güç kaybedip markete biraz ayak uydurdu ve de
spekülatif bir haberle DM'de bir düşüş gördük ve de bence bu arkadaşlar order block'tan sekti ve de çok da güzel bir alım fırsatı verdi bizlere arkadaşlar. Bu bölgelerden yapılabilecek bir alım bence sizleri ileride mutlu edecektir. Şuradaki gördüğünüz tek mumdaki düşüşleri tek mumda da tekrardan zaten geri almasını ben bekliyorum. İlk olarak kısa vadedeki hedefim zaten benim 10 dolar seviyeleriydi. Yani buradaki ATH'ı kıracağımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. İlk olarak 10 dolar seviyeleri, daha sonra da arkadaşlar 60-70 dolar seviyelerine boğanın ucunda göreceğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sıradaki projem az önce bahsettiğim Celestia, yani TIA. Onlar da DM'den önce sağlam bir airdrop yaptılar. Önemli bir proje. Celestia kullanıcı sayısına göre güvenli bir şekilde ölçeklenen ve herkesin kendi blockchain'i başlatmasını kolaylaştıran modüler bir veri kullanılabilir ağı. Celestia aynı zamanda diğer ağların bir nevi hamallığını yapıyor arkadaşlar. İşlem yüklerini azaltıp onları hızlandırıyor. TIA coin stake edenlere sağlam airdroplar da gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Alt layer'da bunlardan biri, DM'de bunlardan biri. Toplam arzı 1 milyar olan TIA coin'lerin %16 dolaşımda yaklaşık 1 yıl boyunca arkadaşlar büyük bir dezatı kilit açılımı yok. Hemen analize bakalım. Arkadaşlar Celestia'yı zaten daha önce incelemiştik. Birçok kez de sizlere paylaşmıştık. Celestia'da gördüğünüz gibi ATH seviyesini 21 dolar seviyesine kadar bir çıkarmıştık. 21 dolar seviyelerinden arkadaşlar 16-15 dolarlara kadar bir esneme oldu ama şu anda da halen de gördüğünüz gibi yükseliş trendinin arkadaşlar devamı ettiğini söyleyebilirim. Bir sonraki hedefimiz tabii ki ilk olarak 21 dolar seviyeleridir. Ardından da arkadaşlar boğanın sonunda zaten 3 haneli rakamları çok rahatlıkla göreceğimizi zaten daha önce de söylemiştik. Bizler bu bölgelerden alımlara başlamıştık en azından. 11 dolar seviyelerinde de bahsetmiştik. 14 dolar seviyelerinde de bahsetmiştik. Hatta arkadaşlar şurada da bizim zaten gördüğünüz gibi eski analimizde de 4-5 dolar seviyelerinden de bahsettiğimizi görebilirsiniz arkadaşlar. Takip etmiştik. Çok da güzel kazandırdık ve de kazandırmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki boğada da hedefimiz zaten 3 haneli rakamlar olacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta 100 dolar seviyeleri az bile arkadaşlar bence. Mutlaka sepetinizde olmalı. Celestia'yı aldıktan sonra arkadaşlar stake etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi biraz makas değiştirelim. Sıradaki projem bir RWA, yani gerçek dünya varlık projesi olan Ondo. Ondo piyasa verimliliğini, şeffaflığını ve de erişilebilirliğini geliştirmek için yeni nesil finansal bir altyapı oluşturuyor. Coinbase, Pantera, Founders Fund gibi devlerin yatırımı var. Ondo kurumsal düzeyde finansal ürün ve hizmetleri herkesin kullanımına sunmayı ve geleneksel finansı blok zincir teknolojisiyle en üst kalitede birleştirmeyi amaçlıyor. Toplam arzı 1 milyar adet olan Ondo coin'lerin %15 dolaşımda. Şimdi analize bakalım. Ondo'ya da baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 29 cent seviyelerinden bir miktar geri çekilse de 29 cent'i daha sonra arkadaşlar 3. hamlesini kırarak 36 cent seviyelerini görüyor. Daha sonra destek görüp arkadaşlar 46-47 cent seviyelerinde çok güzel bir yükseliş yakalamışız. Ondo'da arkadaşlar bir sonraki hedefimiz şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 46 cent seviyelerini destek olarak görmek. Bu bölgeleri destek olarak gördükten sonra da arkadaşlar tekrardan zaten önü açık diyebilirim. 1 dolar seviyesine kadar psikolojik bir arkadaşlar direnç olacaktır 1 dolar. Oralarda da tekrar biraz satış yemesi halinde de tekrar alım yapılabilir. Şurada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aslında güzel bir üçgen var. Yani çok yakın bir zamanda şuradaki üstü kendini atacaktır. Zaten bu arada da hedefimiz arkadaşlar en azından 10 kat yapacağı, yani 4-5 dolarları çok rahatlıkla görecektir arkadaşlar. Yani bakınca 10x az mı? Az gibi duruyor ama arkadaşlar bu da belli olmaz. Yani dediğim gibi RWA projeleri çok revaçta olacak. Bu da büyük oynayan, büyük yani kurumsalları hedef aldığı için arkadaşlar bir anda bambaşka seviyeleri gelebilir. Bu tarz daha önceden paylaştığımız bir proje vardı. O projede zaten henüz bu kadar şeylerin arasında bile 10x yapmayı başarmıştı arkadaşlar. RWA projeyle ilgili de bir de zaten sepet videomuz vardı. Yakında ona da bir güncelleme yaparız. RWA'ler ile hayatımızın içinde yer alan her katma değere sahip varlığı arkadaşlar tokenize edebiliyoruz. Birkaç gün önce de Plume Network Ambassador programını başlattık.
Plume, RWA projeleri özel bir Layer 2A. Şu anda da arkadaşlar Twitter'da da testnet full'unu paylaştık. Mutlaka katılın. Şimdiden yerinizi almanızı öneriyorum arkadaşlar. Son projeme geldim. Altlayer. Altlayer hem optimistik hem de ZK Rollup yığınlarıyla yerel ve restaking rollupların başlatılmasını kolaylaştıran merkezsiz bir protokol. Ekosistemi oldukça geniş, gördüğünüz gibi Eigenlayer, Celestia, Avail, Arbitrum, Optimism gibi birçok ağ çözümler sunabiliyor. Hem Celestia'cılara airdrop attı hem testnetlerini paylaşmıştık. Oradan da airdrop aldık arkadaşlar. Bizi takip edenler iki koşulda da kazanmış oldu. Üstüne bir de Binance Launch Pool'de giriş yapınca güzel bir hype yakaladılar. Binance Labs'ın yanı sıra da Polychain Capital ve de Jump gibi dev yatırımcılara sahipler. Toplam arzı 10 milyar olan altcoin'lerin %11'i dolaşında. 120 gün sonra da bir de arkadaşlar kilit açılımları var. Hemen analizlerine bakalım. Listelendikten sonra 31 cent seviyelerinden çok güzel bir yükselişte 44 centlere kadar çıkmıştık. Daha sonra arkadaşlar bir miktar daha airdropların vermiş olduğu kar satışlarıyla birlikte 29 cent seviyelerine gerilese de arkadaşlar daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi 44 centteki range'in dışına kendini attı ve de 47 cent seviyesini kendi arkadaşlar destek olarak yaptı. Şurada da görmüş olduğunuz gibi 4 saatlikte güzel bir W var. Buradaki zaten desteğini de almış 52 centte. Buradan arkadaşlar W'nun hedefi olarak zaten yukarıya doğru yönlenecektir. Dediğim gibi arkadaşlar az önceki bahsettiğim 10'da gibi burada da beklentimiz en az 10x benim arkadaşlar. Burada yani 5-5.5 dolar seviyelerini çok rahatla görecektir. Diğer projelerle arkadaşlar entegre olmak, çoklu ekosistemde hitap etmek oldukça önemli. Altlayer da bunlardan biri arkadaşlar. Yani sepetinizde olmazsa olmaz coinlerden biri. Yani miktarına da siz karar verebilirsiniz. Ve de düştükçe de arkadaşlar alım yapabileceğinizi tavsiye edebileceğim. Yani en azından 47 centlere kadar toplayabilirsiniz arkadaşlar. Boğada yüzümüzü güldürecek projelerden biri diyebilirim. Yukarıda bahsettiğim airdrop fırsatlarının benzerliğini kaçırmamak için bizleri sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.